Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. 2025 KPSS Tayfa, herkes hoş geldi. Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. Müthiş bir katılım var öncelikle, çok heyecanlıyım bunun için. Çok kalabalığız, çok güzel bilgiler öğrenerek ayrılacağız seminerimizden. Hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız? Evet Zuhal Hocam. Eylül ayı itibariyle artık maraton başlıyor. Tatil modunu kapatıyoruz. Çok teşekkürler Selahattin Hocam. Hoş geldin. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Semineri yapıyorum. Çok daha iyi oluyorum. Teşekkür ederim. Kimler var bakalım aramızda? Hızlıca bir tanışıp kaynaşalım. Kimler nerelerden katılıyor? Hangi bölümlerden mezun? Hızlıca yazalım bakalım. Lise matematik var gördüğüm kadarıyla. Okul önceciler var. Zümrelerim. Ben de okul öncesi öğretmeniyim arkadaşlar. Mücahit Hocam genelden yaz, özelden yazma herkes görsün. Mücahit Hocam felsefe öğretmeni. Edikap öğretmenlerimiz var. Çok güzel. Türk Dili ve Edebiyatı, fen bilimleri, tarih, edebiyat çok güzel. Fizik öğretmenlerimiz var. Matematik, okul öncesi. Cansu Hocam işletme. A grubu da var. Böte çok güzel, bilgisayar öğretmenliği Müzeyyen Hocam çok güzel bir bölümün var, sınıf öğretmenliği var, Türkçe öğretmenliği. Bugün birinci sınıflar eğitime başladılar zaten arkadaşlar, İngiliz dili ve edebiyatı harika. Genelimiz öğretmeniz ama sanıyorum aramızda A grubu öğrencilerimiz de var. Kimler alandan hazırlanıyor, parmak kaldırsın bakalım. Bir. Kimler A grubu öğrencileri? Ayşem Hocam A grubu. Başka? Perihan Hocam da A grubu. Çok güzel. Merve Hocam da. Züleyha Hocam da Almanca öğretmeni. Çok güzel. O zaman arkadaşlar, öncelikle seminerimizde nelerden bahsedeceğim? Bunun bir girişini yapalım istiyorum. Sonra da hiç modumuzu, enerjimizi düşürmeden hızlı bir şekilde seminerimize giriş yapacağım. Bu seminerdeki özellikle Eylül ayını bekledim. Özellikle hafta başını bekledim. Özellikle ay başını bekledim. Çünkü bunun psikolojide etkisinin olduğunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Genelde öğrenciler çalışmak için hep bir başlangıç yapmaya çalışırlar ama bunu ay başı, hafta başı ya psikolojik olarak biraz daha kendilerini rahatlatırlar aslında öteleyerek. Dedim ki doğru zaman bu zaman ve bu seminerde doğru ders çalışma yönteminizi, ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözmeniz gerektiğini, tekrar periyotlarını neye göre ve nasıl hazırlamanız gerektiğini, öğrendiğiniz bilgileri hangi basamaklardan sonra soruya aktarabileceğinizi ve en önemlisi arkadaşlar kişiye özel çalışma programını neden hazırlamanız gerekiyor ve nasıl hazırlamanız gerekiyor bu ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz. O yüzden eğer herkes hazırsa arkadaşlarım, çayımızı, kahvemizi, soğuk içeceğimizi aldıysak, bütün dikkatler, gözler ve kulaklar bendeyse seminerimiz başlıyor kıymetli öğrencilerimiz. Öncelikle şunu kabul ederek başlayacağız. Artık tatil modu bitti. Yaza elveda dedik. Bakın sonbahar havalar bile kendini belli etti. Nasıl bir anda serinleşti değil mi arkadaşlar? Hatta birçok ilimizde bayağı yağmur, sağanak, yağışların haberlerini falan da alıyoruz. Artık KPSS serüveni başlıyor arkadaşlar. Bunun için size öncelikle birkaç tatlı, hileli soru sormak istiyorum. Arkadaşlar aramızda ders çalışırken herhangi bir playlisti olan var mı? Ders çalışırken kimler müzik dinleyebiliyor? Diyeceksiniz ki hocam bunun peki konumuzla ne alakası var? Birazdan alakasına da geleceğiz arkadaşlar. Çok güzel. Eda hocam müzik dinliyor. Hüsamettin hocam dinliyor. Aleyna hocam dinliyor. Dinleyemeyenler de var, sözsüz müzik dinleyenler de var, sadece matematik çalışırken dinleyebilenler de var. Müzik öğretmenleri zaten onların sürekli hayatlarının arka planında bir şeyler çalar. Çok romantik gerçekten. Dinleyemiyorum, kafam karışıyor diyenler de var. Okey. O zaman tam gaz geliyorum ikinci soruma. Bu sorumu aklınızda tutun arkadaşlar. Her ders için kimler not tutuyor? Kimler ben not tutmadan öğrenemem hocam?
Aslan not tutmamazlık yapmıyorum diyenler kimler? Aramızda katipler çok deseniz arkadaşlar. Yazıcı tayfa burada. Herkes mi yazıyor ayol? Kimler yazıyor olurdu herhalde. Not tutmayanlar var mı? Bak Melek hocam çok güzel bir yere değindin. Diyor ki eskiden öyleydi hocam ama 23 tane dersten sorumlu olunca eski bende kalmadı artık. Tutamadan yapamam. Söz uçar yazı kalır. Tamam. Buna verdiğiniz yanıtı da tutun aklınızda arkadaşlar. Geliyorum üçüncü soruma. Peki mola vermeden çalıştığınız en uzun süre ne kadardı? Yani rekorunuz kıymetli öğrencilerim kaç saat? 10 saat Zuhal hocam. Vav vav vav. 5 saat, 3 saat, 1,5 saat, 4 saat. 5 saat mola vermeden bak yani bir oturuşta kalkana kadar kaç saat ayırıyorsun? Sanıyorum rekor Zuhal hocamda. 10 saat ne yaptın hocam? Nasıl dayandın? Hüsamettin hocam 40 dakika diyor. 2 saat diyenler var, 30 dakika diyenler var. Peki arkadaşlar, şimdi geliyorum artık biraz daha sınav sürecini ilgilendiren ciddi sorularımıza. Peki arkadaşlarım, şu an hazırlıklara başlıyoruz. Öyle ya da böyle eminim aranızda daha önce bu sınava giren, belki 3 kere, 5 kere giren, belki bu yıl son sınıfa geçen ve ilk kez girecek olan öğrencilerim var. Bu söylemlerim hepinizi kapsıyor arkadaşlar. Çünkü tecrübeniz olsa da, tecrübeniz olmasa da bir noktada siz artık yeni bir yıla hazırlanıyorsanız kendinizi sıfır gibi zaten hissediyorsunuz. Yani ben yolun başına yeniden döndüm, Eylül'e yeniden geldim ve tam gaz maratonu devam ettiriyorum hissi zaten yaşanıyor. Peki şu an içinizde önümüzde çok uzun aylar var. Nasıl çalışırsa maksimum düzeyde verim alabileceğini bilenler var mı arkadaşlar? Yani hocam ben verimli çalışma yöntemimi keşfettim. Böyle çalıştığımda ben kesinlikle verim alabilirim kimler diyor. Görelim bakalım yanıtları. Merve hocam diyor ki ben. İlkay hocam ben. Merve hocam keşfettim. Peki keşfedenler nasıl keşfetti? Bir yazsınlar bakalım verimli çalışmak onlara göre neymiş? Şimdi geliyorum üçüncü soruma. Netlerinizi arttırmak için arkadaşlar yani bu yıl geçen yıllardan farklı olması için bu yıl artık kazanmanız için sizce sadece konu çalışıp soru çözmek yeterli mi? Lütfen inandığınız yanıtı verin bana olur mu? Değil, değil mi? Peki ne yapmak lazım arkadaşlar? Şimdi konu ve soru bizim yıllardır alıştığımız kavramlar. İşte bize ne dediler öğretmenlerimiz? Ders çalış. Tamam, nasıl çalışayım hocam? E, kitap al. YouTube'da videolar var. İzle, soru çöz. Tamam, bunu her yapan kazandı mı? Hayır arkadaşlar. Ya da bunu yapanlar neden kazanamadı? Öğrenci de sebebini bilmiyor. Demek ki arkadaşlar sadece bu iki yöntemi kullanmak yetersiz. Zaten bunun yanıtını öğrenmek için seminerime katıldınız. Birazdan bu kısma da değineceğim. Bunu da al aklının bir kenarına yaz. Geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Bütün bu hem hileli sorularım hem ciddi sorularımı benim meşhur bir örneğim vardır arkadaşlar. Hatta bayağı dillere pelesenk falan oldu bu örnek. Bayağı bayağı taklit de ediliyor diyebilirim. Bunun için çok mutluyum ayrıyeten. Bu konuyu eğer daha önce seminerlerime katıldıysanız ya da kayıtlı öğrencimizseniz mutlaka size de bunu örnek olarak sunmuşumdur. Meşhur Ali ile Veli örneği üzerinden detaylıca sadeleştirerek ele alalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Karşınızda çok yakın iki arkadaş olan tabiri caizse günümüz jargonuyla kanki olan Ali'miz ve Veli'miz arkadaşlar. Ali ve Veli'nin çok fazla ortak özelliği var. Ortak özelliklerinden biri aynı mahallede aynı yıl doğmuş olmaları, bir diğeri aynı okulda aynı sınıfta eğitim almış olmaları, aynı öğretmenlerden ders alıp aynı kitaplardan, kaynaklardan çalışmış olmaları. Üstelik Ali ve Veli'nin ders çalışma saatleri ve ders çalışmaya ayırdıkları toplam süre dahi aynı arkadaşlar. Ali ve Veli aynı yaşta, aynı sınava hazırlanan iki yakın arkadaş. Derken geliyor sınav tarihi çatıyor. Ali de sınava giriyor,
Veli de sınava giriyor. Ama gel görelim ki sonuçlarda Ali başarısız oluyor, Veli başarılı oluyor. Bakın buradaki bunca ortak özelliğe rağmen sizce aynı şartlarda çalışmalarına rağmen neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor? Ya da sorumu şöyle sorayım. Veli nasıl başarılı oluyor? Melike hocam bilgi aktaracağım. Abin demek ki tek özemle atandı. Çok sevindim. Atanan binlerce öğrencimizden biri. Harika. Geliyorum sorumun yanıtlarına. Bakalım kimler doğru yerden bakabilmiş. Nazlı hocam diyor ki sürecin niteliği. Evet, kesinlikle. Pınar hocam bireysel farklılıklar diyor. Gizem hocam anlama düzeyleri ve öğrenme yapıları farklı diyor. Bak Özlem hocamın söylediği şey benim çok duyduğum bir şey arkadaşlar. Diyor ki bak aynen okuyorum. Hocam benim de yakın arkadaşımla aynı anda çalışıyorduk. Arkadaşım anlamadan hızlıca ilerliyordu. Ama ben tekrar yapa yapa zaman alarak çalıştım, daha iyiydim. Bak belki de yol haritan aynı. Yani aynı masaya oturuyorsun ama onun verimiyle senin verimin aynı olmuyor arkadaşlar. Doğru. Gerçekten öyle. Şimdi geliyorum. Herkesin verim alma şekli farklı. İstikrar. Aynen öyle. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bakalım neden biri başarılı olmuşken diğeri başarısız oluyor? Arkadaşlar şunu unutmuyoruz değil mi? Kıymetli hocalarım, öğretmenlerim, hele ki siz. Lütfen, lütfen, lütfen aldığınız eğitimi kendinizde de kullanın. Arkadaşlar her öğrenci öğrenir. Ama her öğrenci farklı öğrenir. Şu an benim öğrenme hızımla Melike hocam senin öğrenme hızın aynı olamaz. Benim ikizim dahi olsa onun unutma hızıyla benim unutma hızım aynı olamaz. Biz iki farklı kişiyiz. İki farklı bilişsel süreç var. Herkes öğrenir, okey. Ama herkes aynı sürede öğrenemez. Aynı yöntemle öğrenemez. Aynı öğretmenle öğrenemez. Aynı programla öğrenemez. Ali Veli gibi çok çalışıyor. Evet, aynı süreleri ayırıyor. O da gecesini gündüzüne katıyor. Ama boşuna çalışıyor. Ali başarısız oluyor. Çünkü Ali kendini tanımıyor. Ali kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmıyor. Bu yüzden şunu asla unutmamalıyız ki arkadaşlar. Her birimizin farklı bir öğrenme karakteri var. Bunu ölçmek zorundayız. Kendimizi tanımak zorundayız. Ve bunu uygun bir programla çalışmak zorundayız. Hemfikir miyiz bu noktada? Çok bahsettiler. Evet, şimdi geliyorum arkadaşlarım. Bu arada bu analize arkadaşlar, karşınızda gördüğünüz analize. Şimdi öncelikle zaten bu seminere katılan bütün öğrencilerime benim hediyem olarak düşünün, jestim olarak düşünün. Belki daha önce çözenler de vardır. Çözenler yeniden çözmelerine gerek yok. Ama çözmeyen öğrencilerime mutlaka ödev. Parmakta sallamaya başladım bakın. Kesinlikle bu analizi çözmeyen arkadaşlar çok şey kaybeder. Bu analizde kendinizi tanıyacaksınız. Kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Ben nasıl bir öğrenciyim? Benim öğrenme stilim ne? Öğrendiğim bir bilgiyi ne kadar sürede unutuyorum? Ben stresli bir öğrenci miyim? Benim odam ne kadar sürede dağılıyor? Molalarımı ne kadar sürede vermeliyim? Gibi gibi gibi. Sizi etkileyebilecek bütün özelliklerinizde tek özemin eğitim analizleriyle birlikte ölçebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu seminere katılan herkese eğitim analizimiz hediye. Seminerin sonunda katılmayanlar için nereden ve nasıl katılım sağlayabileceklerini zaten göstereceğim arkadaşlar. Geliyorum çalışma türlerine. Şimdi biz kendimizi tanıyacağız dedik. Başarısız olan tarafta olmayacağız dedik. Biz başarıya ulaşan tarafta olacağız dedik. Sadece öğrenme yapını, psikolojik yapını ölçmek değil arkadaşlar. Bununla bitmiyor. Senin her derste farklı bir seviyen var, doğru mu? Şimdi bir soru sorsam. Matematikte kimlerin seviyesi birinci seviyede diye kimler parmak kaldırır? Matematikte seviyesi birinci level olanlar parmak kaldırsın. Bakalım yüzde kaçımız? Eminim %50'mizden fazlası arkadaşlar matematikte zaten sorun yaşıyor. Değil mi? Bak. Hamide hocam, Merve hocam, Merve Nur hocam, Nur hocam, Yusuf hocam, Hatice hocam. Daha da sayarım. Onlarca öğrenci yazdı chatten. Peki matematikte temelin birinci level ya da sıfırsan ya da hadi senin deyimin ne? -1, -2, -10'san. Diğer derslerde aynı seviyede misin? Mesela tarihte
İkinci seviyede olanlar kimler ya da üçüncü seviyede? Arkadaşlar gireceğiniz sınavlar çok yönlü sınavlar. Kıymetli A grubu öğrencilerim, kıymetli değerli hocalarım, öğretmenlerim, özellikle bu sözüm size. Bir yandan ÖABT'ye çalış ya da YDS'ye çalış. Bir yandan eğitime çalış, bir yandan GGK'ya çalış. Her birinde kaç tane ders var arkadaşlar? Şu an bir Dikap öğretmenim bana yazsın. Dikap'ta GGK eğitim ÖABT'de toplam kaç dersten sorumlu olduğunu lütfen yazsın ve herkes de o öğretmenimin yazdığına baksın. Dikapçılar yanıt bekliyorum. 30 bak. 30 tane ders. Okey. Peki. Evet Melek hocam sayamadın. Şimdi tefsir, fıkıh, hadis, İslam tarihi, sosyoloji, psikoloji daha da sayamazsın. Yani çok. Ya da aynı şey sınıf öğretmenlerim için, okul öncesi hocalarım için. Her birimizin işi zor arkadaşlar. Bir kere zaten kolay bir sınav değil. Bunda biz zaten el sıkıştık sizinle. Yani biz şu an kolay bir sürece girmiyoruz. En az 25-30 tane dersten sorumlu olduğum bir süreç. Bir de bunların ünitelerini düşün. Kaç tane ünite var desem sayamazsınız. Çünkü bir matematiğin, bir ders olarak gördüğüm matematiğin 33 tane ünitesi var. Bak bir ders bölündü mü 33'e? Tarihin 27 tane ünitesi var. Bölündü mü 27'ye? Türkçenin 9 tane ünitesi var. Bölündü mü 9'a? Bak ya da ÖABT'yi düşün, eğitimi düşün. Yani totalde arkadaşlar yüzlerce ünite, yüzlerce yeni bilgiden sorumlusun. Ama bana kimse şunu söyleyemez ki, hocam ben bütün derslerde aynı seviyedeyim, ne hikmetse. Hepsinde birinci seviyedeyim. Hepsinde beşinci seviyedeyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her derste, her konuda seviyeniz farklı. Ama eksiğimiz ne biliyor musunuz? Şu an kimse konu bazlı seviyesini ölçmüyor. Herkes bir KPSS çalışma merakında ya da ben çalışayım diyor. Senin yol haritan nerede? Henüz seviyeni bilmiyorsun. Neye göre program hazırlayacaksın? Hadi sıfırdan başla. Arkadaşlar sıfırdan, sıfır seviyesinde değilsen niye başlayasın ki? Senin zamanın çok mu? Ya da dönem sonunda yetiştiremediğin 10 tane konu olsa, bu 10 konudan her birinden ikişer tane soru gelse, 20 soruyu çöpe neden atasın ki? Onun yerine seviyeni ölçsen ve hangi derste hangi seviyedeysen ona göre çalışsan çok daha mantıklı değil mi arkadaşlar? İşte biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde ki içinizde mutlaka Tekuzeme kayıtlılar da vardır, kayıtlı öğrencilerime selamlar, hoş geldiler. Biz arkadaşlar sorumlu olunan bütün derslerde, bütün ünite ve konularda öğrencimizin kaydını alır almaz tek tek seviye belirleme sınavlarını alıyoruz. Buradaki amacım öğrenci hangi derslerde başlangıç seviyesinde, hangi derslerde orta seviyede, hangi derslerde ileri seviyede, hangi derslerde üst seviyede. Ben senin bütün derslerdeki seviyeni ölçtüm ya. Birinci seviyede çıktığın derste sana ne yaptırıyorum? Bak tabloya. Birinci seviye, temel seviyede olan bir öğrenci ne yapmalı? Ön hazırlık. İkinci seviyede çıktığın bir konuda ben sana ne yaptırıyorum? Konu anlatımı çalıştırıyorum. Üçüncü seviyede çıktığım bir konuda geliyorsun benimle tekrar yapıyorsun. Dördüncü seviyede alıştırma soru çözümü. Beşinci yani hepimizin o ulaşmak istediği maksimum seviyede ben sana artık pekiştirme soru çözümü yaptırıyorum. Bunu yaptırarak senin zamanını sana geri veriyorum. Bunu yaptırarak asıl zamanını, enerjini ve eforunu doğru yere ayırmanı sağlıyorum. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Üçüncü olmazsa olmaz özelliğimize. Bir program hazırlayacaksanız arkadaşlar ya da 2025 dönemi için artık ben ciddiyim, atanmak istiyorum diyorsak arkadaşlar kesinlikle bir öğrenme yapınızı bileceksiniz. İki derslerdeki seviyenizi bileceksiniz. Üç seviyenize göre ne çalışmanız gerektiğini bileceksiniz. Bence şu an ekrandaki görselin ekran kaydını alın arkadaşlar. En azından seviyenizi ölçerseniz o seviyeye göre ne yapmanız gerektiği ve nasıl yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde ele aldım. Şimdi geliyorum bir diğer kriterime.
Sadece seviyemi ölçmek, sadece öğrenme yapımı ölçmek, sadece seviyeme uygun çalışmak yeter mi? Binlerce rakibin önüne beni atar mı? Hayır arkadaşlar. Çalışma türlerini çalışma programımıza eklemek yetmez ve bizim strateji yapmamız gerekiyor. Çünkü unutmamalıyız ki gireceğimiz sınav bir strateji sınavı. Peki size çok güzel bir soru hazırladım arkadaşlar. Herkes ekrana kilitlensin. Herkes ekrana kilitlensin. İki farklı konu. Sadece bir konuyu seçme hakkın var. Hangisini seçersin? Neden o konuyu seçersin? Herkesten yanıt bekliyorum bakalım. Başladı 10 saniyeniz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hemen yanıtlara bakıyorum. Kimler benimle aynı noktadan bakmış bakalım. Hemen bakalım. Yapı 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 diye anlatım biçimleri diyenler de var. Şimdi yapı diyenler de var. Bir bakalım. Herkes yanıt verdiyse doğru yanıtı açıklayacağım. Esin hocam izleyebilirsin. YouTube kanalımıza eklenecek. Arkadaşlar doğru yanıt tabii ki de paragrafın yapısı. Matematiğimiz bu kadar kötü olmamalı. Denge. Oran orantı yap. 42 dakika verdin. 3,34 puan aldın. 77 dakika verdin. 0,84 aldın. Hangisi daha karlı bir alışveriş oldu? 42 dakika vererek 3,34 puan almak değil mi? İşte arkadaşlar anlatmak istediğim şey bu. Sınavda bunun gibi yüzlerce konu var. Ve belki biz öğrenci olarak arkadaşlar sadece şuyuz bakın. Kitap, şunu kitap gibi düşünün. Açıyorum, birinci sayfada bu var. İki de bu, üç de bu, dört. Baştan başlıyorsun ya sen. Belki de baştan başlamana gerek yok. Çünkü neden? Belki sen Türkçe'de spesifik iki ünitede sıkıntı yaşıyorsun. Açıp o iki üniteyi detaylı çalış. Diğer ünitelerde soru çözüm tekrar yapsan. 2 ayda bitireceğin Türkçe'yi 1 ayda bitirsen. Kalan 1 ayda da temelinin olmadığı bir derse daha çok çalışsan, orada netlerini daha çok arttırsan daha mantıklı değil mi kıymetli öğrencim? Daha mantıklı değil mi? İşte arkadaşlar demek istediğim şey tam olarak bu. Biz sınavın matematiğini çözdük. Yani biz biliyoruz ki bu sınavda 250'den fazla konu var ve yine biz biliyoruz ki Tekuzen biliyor ki bu konularda ne kadar süre çalışıp kaç puan alabilirsin? Yani benim amacım ne? Benim amacım seni yormak değil ki. Benim amacım az emek verip çok karşılık almak. Az emek ver. Bak paragrafın yapısı. Eminim hiçbiriniz bilmiyordunuz. İkiniz de eminim ki bütün hepinize göre iki konu aynıydı. Baştan çalışacaktınız. Ama bu bilgiyi bilseydiniz arkadaşlar her şey çok daha farklı olurdu değil mi? Şimdi geliyorum. Biraz pekiştirelim. Artık öğrenme yapımızı keşfettik mi? Evet. Derslerdeki seviyemizi analiz ettik mi? Evet. Hangi derste ne tür bir çalışma yapacağımıza karar verdik mi? Hatta uyguladık mı? Evet. Peki bunların hepsinin toplu olarak bulunduğu yer neresi arkadaşlar? Çalışma programı. Bak bütün özellikler nerede birleşiyor? Programda. Peki bir programın bu koşullara göre taşıması gereken özellikler neler? Verimli olmak zorunda. Ama benim için verimli olmak zorunda. Ben senin için verimli olan bir programı kullanmayacağım. Aynı verimi bana vaat edemez. Seviyeme uygun olmak zorunda. Evet. Sürdürülebilir olmak zorunda. Arkadaşlar bakın bunu da ben çok duyuyorum öğrencilerimden. Bir hafta çalıştım, bir ay çalışmadım. Ne anlamı kaldı? Hiçbir anlamı kalmadı. Öz disiplin düzeyiniz uygun olmak zorunda. Ve artık arkadaşlar sonuçlarını somut olarak ölçebiliyor olmanız gerekiyor. Kara düzen ben bir program yaptım aman Allah'ım. O kadar inanıyorum ki sadece çalışacağım çalışacağım. Hayır. Belirli periyotlarda durup sonuçlarını ölçebiliyor olman gerekiyor. Ve arkadaşlar sürekliliği devam etmeli. Öğrenme yönteminize uygun olmalı. En önemlisi de sizler biriciksiniz, teksiniz, özelsiniz. Tabii ki programınızda sadece size özel, yani kişiye özel olmalı.
Zuhal hocam, şimdi bunu açıklayacağım nasıl olacağını. Bunu tek uzamle rahatlıkla başarabilirsin bu arada. Bu saydığım kriterler çok kolay kriterler değil. Bir öğrencinin bütün bunları tek tek analiz edip bir programda birleştirmesi ve bunu dönem boyunca sürekli halde devam ettirmesi gerçekten arkadaşlar kabul ediyorum çok kolay değil. Ama bizimle çok kolay çünkü bunu biz de yapmıyoruz. Akıllı sistemimiz yapay zeka yapıyor. Eğer hazırsanız arkadaşlar şimdi Eylül ayı programını hazırlayacağımız örnek program kısmına geçiyorum. Buraya kadar var mı sorularınız bu arada? Programa geçmeden önce soruları olanlar sorularını iletsinler. Hemen onları yanıtlayalım. Şimdi ben bir kullanıcı adıma bakıyorum. Bir saniye. Özel bir kullanıcı adı. Zuhal hocam, heyecanlandınız mı? Samet hocam, kayıtlı olan öğrencilere yapay zeka otomatik olarak derslerin puanlarını hesaplıyor ve programını ona göre yapıyor. Onun için kayıt olman gerekli. Şimdi geliyorum. Benim kullanıcı ismim. Okey. Kesinlikle. Sistem yöneticimden rica etsem beni tekuzam.com sayfasına yönlendirebilir mi? Tekuzam.com'u açmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bundan sonra yapacağım, gireceğim her sayfayı lütfen çok dikkatli bir şekilde bütün kulağınız ve gözünüz bende olarak izleyin. Çünkü bunu seminerden sonra her birinizin, bakın burada yüzlerce kişi var, birer kere yapma hakkı olacak arkadaşlar. Bunu doğru kullanın istiyorum. Bir kere misafir öğrenci olarak kullandıracağım ben size. Şimdi tekuzam.com. Arkadaşlar şu an ekranımı görebiliyorsunuz değil mi? tekuzam.com'u. Görebiliyor muyuz? Okey miyiz? Hayır mı? Evet mi? Durun bir dakika. Tamam. Şu an geldi mi? tekuzam.com. Tamam. Okey. Şimdi arkadaşlar burası sizin zaten seminere katılırken girdiğiniz alan, yani her birinizin aslında ücretsiz bir üyeliği var bu seminere katılmak için. Buraya kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazacaksınız kıymetli öğrencilerim. Arkadaşlar hello. Geldim. Şeyi açmaya çalışıyordum da. Tamam, şimdi sesim, görüntüm, her şeyim, bütün benliğimle karşınızdayım arkadaşlar. Buradayım. Okey. Açtım, hallettim. Teşekkür ediyorum bu arada yardımlarınız için kıymetli öğrencilerim. Şimdi burası arkadaşlar bizim tekuzam.com öğrenci panelimiz. Şimdi bakın ben burada kendi öğrenci kullanıcı adı ve şifremi girdim ve karşıma benim panelim açıldı. Siz girdiğinizde sizin de paneliniz açılacak. Anlaştık mı? Yani sadece girişten kullanıcı adımı, şifremi yazdım ve beni buraya attım. Şimdi bu bahsettiğim özellikle analizi çözmeyen öğrencilerime dedim ya parmak kaldıracağım, onlar mutlaka çözecekler, ödev vereceğim diye. İşte bahsettiğim analiz kıymetli öğrencilerim bilgisayar yerden girdiğinizde buradaki saatin hemen yanında zil var. Bu zil bekleyen görevler demek arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda eğitim analizi 1'e tıklayacağız. Ve karşımıza bakın Türkiye'de ilk ve tek uygulanan patenti bize ait olan sadece bizim yaptığımız arkadaşlar eğitim analizi testi gelecek. Teste başla diyerek bunu çözeceksiniz. Anlaştık mı? Çözmeyenler çözecek mi? Söz mü? Bekliyorum sözünüzü. Tamam. Bunu çözdüm. Şimdi ikinci seviyede arkadaşlar ben ne dedim? Biz kazanmak için seviyemize uygun çalışmak zorundayız. Bunun için hatta kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde her dersin her konusunda ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarını alıyoruz ve hangi dersin hangi konusunda hangi seviyede çıktıysa yapay zeka ona göre bir program yapıyor demiştim ya arkadaşlar. İşte bahsettiğim o seviye belirleme sınavları da bakın şurada. Gördük mü? Seviye belirleme sınavı 5 diyor. Bunları da güzelce çözeceğiz kıymetli öğrencilerim. Sonra üçüncü görevim ne? Çalışma takvimi. İlkay hocam alanın ne? ÖAVT var bizde bu arada. Çalışma takvimi 1'e tıklıyorum. İşte o programı hazırlayacağım yer burası arkadaşlar. Özellikle bundan sonrasını çok daha dikkatli bir şekilde izleyin. Çalışma alanı belirle diyor. Program derslerini seç.
Eğitim seçinizde ben örnek olarak YGK'dan açtım. Bunu ÖABT için satın alan hocalarım da ÖABT'de olacak, eğitim birimleri de olacak arkadaşlar. Burada ders listesi gelecek. İstediğiniz derse böyle seçip ben hepsini seçeceğim bu arada. Kaydet diyeceğim. Asıl arkadaşlar bizi en çok zorlayan kısım şu değil mi? Her birinizin farklı farklı sorumlulukları var. Kiminiz günde 3 saat çalışabiliyor, kiminiz 5 saat çalışabiliyor. Kiminiz evli, kiminiz çocuklu. Aynen öyle Zuhal Hocam. Her biriniz ya da kiminiz staja gidiyor, okula gidiyor, dershaneye gidiyor gibi gibi gibi. Yani zaten çok bölünüyorsunuz arkadaşlar. Ve buna göre program kişiye özel olmalı dememden kastım neydi? Size özel saati de, günü de, çalışabileceğiniz derslerde her şey sadece size özel olmalı arkadaşlar ve bizim sistemimiz bunu yapıyor. Buradan günlerini, saatlerini seçip hatta hafta içi için ayrı, hafta sonu için ayrı bile seçebilirsiniz. Mesela ben kendim için şimdi oluşturacağım. Günde 5 saat çalışacağım örnek veriyorum. 15 ile 20 arasını seçiyorum. Hafta sonuna da saat 10 ve 18 arasını seçiyorum. Bak, istediğim gün istediğim saatte başlayabilirim bu arada. Ekle diyorum. Çalışma takvimini oluştur diyorum. Şu an yapay zeka benim çalışma süremi, mola süremi, konu seviyelerimi, işleyeceğim konuları, hangi konuda ne tür çalışma yapacağımı, hangi konunun daha çok önem puanının yüksek olduğunu, daha çok sorunun geldiğini her şeyi hesapladı. Ve buyurunuz arkadaşlar, karşınızda haftalık olarak yenilenen ders çalışma programınız. Bakın arkadaşlar, hatta soran öğrencilerim vardı. Merve hocam bu sayfayı ayın 5'ine kadar ücretsiz kullanabilirsin. Bu bir demo alan. Kullanıp faydalandıkça zaten bunun sürekliliğinin olmasını siz de isteyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü ne dedim? Program takip edilmeli, sonuçları ölçülebilmeli. Bir öğrencim vardı, hocam ben hangi konunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çalışmam gerektiğini bilmiyorum diyen. Bakın, Türkçe'de benim yapmam gereken çalışma ne? Soru çözümü, sözcüğün anlam özellikleri, konu puanı neymiş? 0,21 değil mi? Ya da matematikte doğal sayılar, tam sayılar. Bakın 0,09. Tarihte Türk adının anlamı 0,10. Vatandaşlıkta temel hukuk kavramları 0,18. Arkadaşlar yapay zeka kayıt olduğumda her hafta benim o hafta boyunca yapacağım bütün çalışmaları karşıma bu şekilde getiriyor. Ve benim yapmam gereken tek şey çalışmaya başla demek oluyor arkadaşlar. Çalışmayı bitirdikten sonra da sadece çalışmayı tamamla diyorum. Bunu dönem sonuna kadar her hafta yapıyor. Demet Hocam A grubu var. ÖABT'lerin birçoğu var. İlkay Hocam haklısın. Edebiyat bizde yok arkadaşlar. Olmayanları söyleyeyim. Edebiyat, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, PDR yok. Diğer bütün ÖABT'lerimiz var. Bir de ilköğretim, lise matematik yok. Ama o branştan hazırlanan öğrencilerin bu sistemi GGK eğitim birimleri için satın alabilirler. Zuhal Hocam fende var, hem de fende yüzlerce derecemiz de var. Kaçırma, fenciler kaçırmasın. A grupları kaçırmasın arkadaşlar. Biz Ankara'nın merkezindeyiz. Bizden daha iyi hocalarla çalışan hiçbir kurum yok. Bu kadar iddialıyım. Bütün kaymakamlık, hakimlik, icra müdür yardımcılığı, alan sınavları hepsinde her yıl kesinlikle derece çıkaran tek kurum biziz arkadaşlar. Sosyalde var, sosyalde Türkiye birincimiz var. Gülseren Hocam YDS yok, YGK eğitim birimleri var. İlkay Hocam bence GGK eğitim birimlerini değerlendir. Şimdi geliyorum. İngilizce de var Sude Hocam. Arkadaşlar bu program haftalık olarak yenileniyor. Siz bu program size özel hazırlanıyor. Zaten önce analizlere ve sınavlara giriyorsunuz ya arkadaşlar. Oradan çıkan sonuçlarınıza göre günlerinizi, saatlerinizi seçiyorsunuz, programınız hazırlanıyor. Ve bu programa yönelik arkadaşlar bütün dersleriniz, bakın bütün dersleriniz burada. Mesela tarih.
Dilek Hocam Türkçe Edebiyat yok ÖABT olarak. YGK Eğitim Bilimleri var. Ay, İbrahim Hoca'yı o kadar çok Merhaba seviyorum ki. arkadaşlar, merhabalar, merhabalar. Sesimizde, Evet, görüntümüzde sosyalden sıkıntı var bilimci mı? olan Kıymetli Rabia Aktaş arkadaşlar. hocamız. Bakın böyle böyle dersleriniz var. Dersler canlı Sesimizde, yapılıyor görüntümüzde arkadaşlar. sıkıntı var mı YGK Eğitim arkadaşlar? Bilimleri Merhabalar, dersleri. merhabalar, merhaba. Mesela coğrafyada da Şirin Hoca var. Onu da yine çok severim. Evet, sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım, herkese iyi. Bakın böyle. Buradan örnek derslere de bakabilirsiniz bu arada Lütfen ama arkadaşlar. lütfen özellikle Derslerimiz ve kadromuz genel olarak çok beğeniyor. Çünkü biz 10 yıldır sektörde olan Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle çalışan bir kurumuz. Doğal hocam olur mu? Ben zaten size indiriminizi hazırladım. Aşk olsun. Siz söylemeden ben zaten hazırladım. Arkadaşlar, gelelim işin şakasındayım tabii ki de. Amacım hepinizin başarılı olması. Gerçekten bu yıl artık emeklerinizin karşılığını alın çok istiyorum. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu ben kendim bir öğretmen olarak 7 yıldır öğrenci koçluğu yapan bir koç olarak biliyorum arkadaşlar. Ben her noktaya tüm öğrencilerim için şahit oldum ve kolay bir süreç değil. Zaten bu kadar gayret göstermemin ya da bu kadar hevesli anlatmamın sebebi de bu. Yani tek başımıza biz artık yol alamıyoruz arkadaşlar. YouTube'la, orayla, burayla, kitapla olmuyor. Program olmadan olmuyor. Bunu bir kere anlayalım. O yüzden ben bir yılda erteleyin istemiyorum. Verimli çalışmanızı istiyorum. Seviyenizi bilin, ona göre çalışın istiyorum. Riske atmayıp artık bu yıl kazanmanızı istiyorum. Bu yıl atanmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve şu an sadece bu seminere katılan öğrencilerim için kayıt olmak istediğiniz bütün eğitim programlarında A grubu, genel kültür, genel yetenek, ÖABT, eğitim bilimleri hepsinde üçlü, ikili ya da tekli hiç fark etmez. Hepsinde geçerli 5 Eylül 23:59'a kadar %20'lik bir indiriminiz var. Fiyatlara da bakalım arkadaşlar. Tutarlar asla gözünüzü korkutmasın. Ücretler çok 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 uygun. Zuhal Hocam, hiç canını sıkma. Geç olsun, güç olmasın. Ben sistem yöneticimden bu indirimden faydalanmak, kayıt olmak, bilgi almak isteyen öğrencilerimizin tıklaması için linki paylaşmasını rica ediyorum. Arkadaşlar, indirimden sadece linke tıklayanlar faydalanabilecek, haberiniz olsun. 5 Eylül'e kadar bütçenizi planlayıp değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Bence 3 günlük süre gayet ideal. Hemen kayıt da olabilirsiniz. Bana kalırsa artık Eylül ayı gelmişken bu süreci kaçırmayın derim arkadaşlar. Şimdi geldim ÖABT'de mesela. 8.500 liraya normal tutar. Seminerin indirimiyle bak şuradaki seminerin indirimini alıyorsun. %20 seminer özel. Ekran kaydı da alabilirsiniz bu arada. Linke de tıklayabilirsiniz. Bu indirim kodunu girdiğiniz zaman arkadaşlar tutar otomatik olarak düşüyor. Sayfadan kendiniz de işleminizi tamamlayabilirsiniz kıymetli öğrencilerim. %20 indirim olarak düşüyor. Var mı sorularınız? Nasıl buldunuz sistemimizi? Tutarlar çok uygun bu arada. Çok güzel. Nur Hocam, sen zaten bizim kayıtlı öğrencimizsin. Yani Büşra Hocam, o seviyene göre değişir. Bence bunu kayıt olduktan sonra, eğitime başladıktan sonra konuşalım. Arkadaşlar, ücretler çok uygun bu arada. ÖABT'lerin hepsi video, GGK eğitim bilimleri sıfırdan canlı dersler Ekim ayında başlayacak. Son kez sistem yöneticim linki paylaştı. Kayıt olmak, bilgi almak, indirim kodunu kullanmak için bu linke tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an üçlü paketin %20 indirimli tutarı 6.800 TL. A artı B grubunun %20 indirimli tutarı 10.000 TL arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Bakın kitap parası. 10 bin lira yıllık gerçekten kaynak bedeli. Öyle düşünün yani. ÖABT edebiyat yok. GGK eğitim bilimleri alabilirsiniz hocam. Tekli paketlerimiz de var. İlknur hocam bu linke tıklayabilirsin. Linki yeniden son kez ben de gönderiyorum. Sorularınız varsa hazır buradayken sorabilirsiniz. Linke tıklayan öğrencilerime dönüş yapacağım.
Ben ve diğer öğrenci koçlarım yardımcı olacağız arkadaşlar. Tabii ki Zuhal Hocam, hemen ararız, kayıt işlemlerini tamamlarız. Neriman Hocam, somut kaynak göndermiyoruz. Derslerin yetişir. Merve Hocam, neden yetişmesin? Son sınıfta düşünsene, hem mezun oldun hem atandın. Daha senden iyisi mi var? Özlem Hocam, ÖABT biyoloji yok. Olanlar bunlar. Nur Hocam, ÖABT'ler video çalışmaya başlayabilirsin sen. ÖABT'ler video dersi arkadaşlar. GGK eğitim bilimleri canlı. Bakın, ben size eğitim programlarının olduğu alanın linkini de atayım. İndirim kodunuzla birlikte direkt buradan alışverişinizi sağlayabilirsiniz. A grubu var arkadaşlar. A artı B %20 indirimle birlikte 10.000 lira. Merve Hocam, biz garanti öğrenme modeliyle çalıştığımız için yapamadığım bir soru olmayacak. Her şeyi sırayla öğreneceksin. Tabii ki ÖABT alanlar ÖABT programından faydalanabilecekler. Hangi eğitim alırsan aldığın eğitimin yapay zeka yıl boyunca programını ve takibini yapacak. Ve arkadaşlar, yine tek uzem fark yarattı. Hiçbir kurumda olmayan haftalık çalışma raporu, çalışma karnesi göndereceğiz size. Yani bir hafta boyunca programını yaptık. Ne oldu, seni sana mı bıraktık? Tabii ki de hayır. Programına uydun, uyamadın, çalıştın, çalışamadın, verim aldın, alamadın, kaç konu bitirdin, kaçını tamamladın, ne kadar eksik çalışma yaptın? Hepsini sana haftalık olarak raporlayacak. Yani sen bir insan takibinde değilsin. Yanılan, beşer, şaşar bir insan takibinde değilsin. Yanılma payı sıfır olan, tabiri caizse öğrencilerin kandırma payı sıfır olan yapay zekanın koçluğundan faydalanacaksın. Sorularınız yoksa arkadaşlar bana müsaade ediyorum. Çünkü WhatsApp oldukça yoğun bir tıklama gelmiş. Hemen öğrencilerimizi arayıp kayıtlarını alalım istiyorum. Zuhal Hocam, birinci sırada sen varsın. İlk seni arayacağım. Canlı dersler Ekim'de başlıyor. Esma Hocam, ÖABT sadece 3249 lira ama %20 indirim kodu uyguladığında daha da düşüyor. Üçlü paket daha uygun. O halde kıymetli öğrencilerim, Sıla Hocam, biz zaten ne yapman gerektiğiyle ilgili görüştük. Sen kayıtlı öğrencimizsin. Ön hazırlık eğitimlerini tamamlaman gerekiyor. O halde kıymetli öğrencilerim, güzel katılımınız için, vakit ayırdığınız için, kendinize bu yatırımı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Son kez linki paylaştım. Kayıt olmayan çok şey kaybeder, haberiniz olsun. Bu seminer bittikten sonra mutlaka girip analizleri, sınavları çözün. Kendinize örnek bir program hazırlayın. Sistemi iyice inceleyin, deneyimleyin. Zaten kendiniz kayıt olmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Bu yıl sizin ve Tekuzem'in yılı olacak. Biz bu yıl bu işi çözeceğiz arkadaşlar. İnşallah hep birlikte atanacağız. Kendinize çok iyi bakın. Her birinize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Program tek seferlik ücretsiz. Ayın 5'ine kadar kullanabilirsiniz. 5'inden sonra otomatik kapanıyor. Hoşça kalın arkadaşlar.